28 Nisan 2022 Perşembe ben Oktan Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da federal parlamento Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı. Koalisyon partilerinin önergesine CDU, CSU da destek verdi. AfD ve Sol Parti karşı çıktı. Değiş tokuş mümkün olacak. Doğu Avrupa ülkelerinde eski Sovyet silahları var. Onlar bunları Ukrayna'ya gönderecekler. Almanya'da onlara yeni Alman malı silahlar verecek bunun karşılığında. Bunun sebebi Ukrayna ordusunun Sovyet silahlarını zaten tanıyor olması ve kullanmak için bir eğitim gerekmemesi. Rusya'ya ekonomik yaptırımlar ve enerji ithalatının durdurulması süreci de hızlanarak devam edecek. SDU lideri Mers Başbakan Scholz'u çekingen davranmakla suçladı. Bu karar haftalardır alınamıyordu. Karşı çıkan aşırı sağcı AFD bu kararı Almanya'nın nükleer savaşa giriş beyanı gibi gördüğünü savundu. Genel başkanları biz Rusya ile savaşta değiliz dedi. Sol Parti Grup Başkanı Barç ise Başbakan Scholz ağır silah teslimatına karşı çıktı. Üçüncü Dünya Savaşı ve nükleer savaş tehlikesine dikkati çekti. 72 saatte durum değişti. Bunu hiç anlamıyorum diye konuştu. Almanya zaten roket atar, tüfek gibi silahları gönderiyordu. Ancak Şimdi tank, uçak gibi ağır silahlar da gönderilebilecek. Putin, Ukrayna'ya müdahaleyi doğrudan kendimize müdahale sayarız dedi. Yanıtlarının yıldırım hızında olacağını söyledi. Putin, Almanya'nın bu hamlesini, ağır silahlar gönderme kararını müdahale olarak algılayacak mı onu bilemiyoruz. Kimse bilemiyor. Dışişleri Bakanı Verbok ne olabileceğini bilmiyoruz. Dünyada Putin dışında kimse bu adım atılırsa ertesi gün şunun olacağını %100 söyleyemez diye konuştu. Moldova'da Rus yanlısı kontrol ettiği bir bölgede patlamalar meydana geldi. Savaş yayılabilir endişesi var. Tüm dünyada enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Dünya Bankası fiyat şoklarının yıllarca devam edebileceğini açıkladı. Buğday fiyatlarında %40 daha artış bekleniyor. Yoksulların temel besini ekmek buna da zam gelecek. Yoksul ülkeleri bırakın zengin ülkelerde bile durum kötüye gidiyor. Almanya'da Nisan ayı enflasyonu %7.4 olarak açıklandı. Yine bir rekor kırdı. Son 41 senenin en yüksek seviyesine çıktı. Yakında çift taneli rakamlara ulaşması bekleniyor. Ekonomi Bakanı Habeck dün bir açıklama yapmıştı. Daha da fakirleşeceğimizi söylemişti. Maaşlar hariç her şeye zam geliyor. Elektrik, benzin, doğalgaz, yağ fiyatları oldukça yüksek oranlarda arttı bir şey yapmak lazım ama ne? Ukrayna'ya silah göndererek bu sorun çözülür mü? Pek zannetmiyorum ama göreceğiz. Aslında Almanya hala zengin bir ülke. Para yok değil, para var. Ancak para eşit dağıtılmıyor. Zaten eşit dağıtılmıyordu. Şimdi kriz çıkınca bu iyice göze batmaya başladı. Deutsche Bank 3 ayda 1 milyar avro net kar açıkladı. Sürekli artıyor. Aynı şekilde Commerzbank'ta karını 2 katına çıkardı. Hani kriz vardı milyarlar elde kalıyor. Deutsche Bank 18 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Kriz işte o işten çıkarılanlar için patronlar için değil. Ekonomi Bakanı diyor ya daha da fakirleşeceğiz. Aslında cümlenin öznesi yanlış. Siz fakirleşmeyeceksiniz biz fakirleşeceğiz. Sizin maaşlarınıza Temmuz ayında %3.1 zam gelecek. Milletvekillerine ayda 300 avro zam. Vatandaşa tek seferlik 300. Kendilerine ayda 300. Zaten maliyetleri ayda 50 bini geçiyor. Sürekli olarak krize hazırlanın, her şey daha da kötü olacak diyorlar. Kazak giyin diyen var, kaloriferi kısın, perdeleri kapatın diyen var, duş almadan düşünün diyen bile var. Belki de oy vermeden önce bir kere daha düşünmek lazım. Hiç mi güzel haber yok? Var, havalar güzel. Yarın özellikle Doğu ve Güney bölgeler çok güneşli olacak. Hasret kalmıştık Almanya'da. Batıdaysa akşam saatlerinde yağmur yağabilir. Tam bir bahar havası bekleniyor ülke genelinde. Sıcaklıklar 10 ila 23 derece arasında. Avrupa Birliği Macaristan'a ceza uygulayacak mali yardımların suistimal etmesiyle suçlanıyor Macaristan. Bu yardımlar kesilebilir. Avrupa Birliği üyesi olmak ekonomik açıdan zayıf ülkeler için çok avantajlı. Ciddi bir kaynak akışı sağlıyor zengin ülkeler. Macaristan şimdi bundan mahrum kalabilir. Bir süredir kuş gribi vakaları artıyor. İlk kez bir insanda görüldü. Çin'de 4 yaşında bir çocukta rastlandı. Yeni bir salgına dönüşmesi ise beklenmiyor. Ancak yine de çocuklarda görülen bir hepatit virüsü vardı. O hızla yayılıyor. 12 ülkede yüzlerce çocukta tespit edildi. Bunun da sebebi bilinmiyor. Artık dünyada hepimiz iç içe yaşıyoruz. Birisi Güney Afrika'dan uçağa biniyor, Almanya'ya geliyor. Diğeri İngiltere'den biniyor, Uganda'ya gidiyor. Herkesin bağışıklığı, vücut direnci farklı. Yeni varyantlar için bulunmaz bir ortam. Dünya sağlık örgütü artık salgınlarla birlikte yaşamamız gerekir derken bunu anlatmaya çalışıyordu. Bu salgın bitti gibi ama yenisi çıkabilir. Önemli olan hastaneleri, araştırma merkezlerini güçlendirmek ve her şeye hazırlıklı olmak. Fransa ile devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları resmen açıklandı. Macron %58.5 oyla resmi olarak seçilmiş oldu. 12 Haziran'da bu sefer parlamento seçimleri var. Sol görüşlü Melencon sol koalisyon kurmaya çalışıyor. Ama Sosyalist Partili eski başbakan Hollande bunda yer almayacağını açıkladı. Solcular birinci turda da anlaşamamışlardı. Meydan aşırı sağcılara kalmıştı. 2016'da Mısır Hava Yolları uçağı düşmüştü. 66 kişi burada maalesef hayatını kaybetti. Paris'te görülen mahkemeye gönderilen bir raporda kazanın nedeni tespit edildi. Pilot kokpitte sigara içmiş. Maskeden sızan oksijen de alev almış. Mısırlı pilotlar o dönemde kokpitte sigara içebiliyorlardı. Bu daha sonra yasaklandı. Fransa'da iki camiye İslam karşıtı yazılar yazıldı. Böyle şeylere kesinlikle tepki vermemek lazım. Bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor ama bunlar zaten provokasyon amaçlı. Kasten yapıyorlar. Bir suç varsa ki bu suç, o zaman polise haber veririz, savcılığa ihbar ederiz. Hassas günlerdeyiz. Kasten yapıyorlar unutmayalım. Özellikle gençler ne olursa olsun kimseye müdahale etmemek lazım. Hiç unutmayalım. Biz mahkeme değiliz, polis değiliz. Cezayı onlar verebilir. Biz veremeyiz. Çok istiyorsak gideriz, polis oluruz, hakim oluruz, savcı oluruz. O zaman biz ceza verebiliriz. Bakın o çok güzel olur. Avusturya'da gıda ürünlerinde KDV indirimi tartışılıyor. Koalisyon ortağı sol görüşlü Yeşiller geçici olarak sıfıra indirilmesini önerdi. Büyük ortak muhafazakar sağ ÖFAP e karşı. Bazı uzmanlar KDV indirimi fiyatlara yansımaz. Yine patronların cebine kalır. Onun için biz maaşlara zam yapalım görüşündeler. Avusturya'da ihtiyaç sahiplerine 150 avro enerji yardımı yapılacak. Ödemelerin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. 4 milyon aile bundan yararlanacak. Salgınla mücadele yasası da bir sene uzatıldı. Hollanda'da aşırı sağcı eylemler arttı. İstihbarat bunların sebebinin Ukrayna'nın işgali olduğunu düşünüyor. Hazırlanan raporda aşırı sağcıların kendilerini tehdit altında hissettikleri belirtildi. Günah keçisi olarak da yabancıları görüyorlar. Ülke nüfusu ilk çeyrekte 50 bin arttı. 25 bini zaten Ukrayna'dan gelen mültecilerdi. Almanya'ya gelen mülteci sayısı ise resmi rakamlara göre 400 binin üstünde. Ancak kontrol olmadığı için çok daha yüksek olduğu sanılıyor. Belçika'da Nisan ayı enflasyonu %8.3 olarak açıklandı. Tarihi bir rekor da Belçika'da kırıldı. En çok ekmek, et ve tahılda artış var. Elektrik ve doğalgazdan alınan vergi %21'den %6'ya düşürülmüştü. Normalde geçici bir karardı. Eylül'de kalkacaktı. Ancak şimdi uzatılması planlanıyor. Enflasyonun halk üstündeki etkisini azaltmak için zenginlerden %1,5 oranında bir varlık vergisi alınması planlanıyor. Bunun dar gelirlilerin alım gücünü ayda 100 avro arttırması bekleniyor. Aslında bu kadar basit. Zenginden daha fazla vergi al. Zengin yine zengin, fakir yine fakir olacak ama adaletsizlik biraz olsun azalacak. İsviçre Federal Konsey Başkanı Ukrayna'yı ziyaret etti. Zelenski ile görüştü. Tarafsızlık politikamızda değişiklik yok. Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz dedi. Silah göndermeyen İsviçre başkanı gidiyor. Tank gönderen, milyarlar veren Almanya Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gidemiyor. Bu da enteresan bir durum. İsviçre Federal Konseyi bir de araştırma yayınladı. Ülkede yaşayan her 10 kadından altısı hayatında en az bir kere tacize uğramış. Bunların sadece %20'si olayı bildirmiş. Bunun sebebi halkın polise güvenmemesi, iş yerinde tacize uğrayanların da işten atılma korkusu nedeniyle ihbar etmekten çekilmesi. Ama kadınlar sustukça taciz olaylarının arda arkası kesilmez. Çok labali tavırlar sergileyen erkekler var maalesef. Özellikle bir hiyerarşi içinde olduklarına. Kendilerinden alt pozisyonlarda bulunanlara karşı samimiyet adı altında labali tavırlar sergileyebiliyorlar. Bunlar tacizdir. Bir kadına kendi isteği dışında Dostça arkadaşça adı altında kesinlikle dokunamazsınız. Elini tutamazsınız, sarılamazsınız. Yanında açık seçik konuşamazsınız. Arkasından hiç konuşamazsınız. Bir kadın hakkında orada olmadığı bir ortamda arkadaşlarınızla geyik muhabbeti yapamazsınız. Bunlar taciz türleridir. Fotoğrafını gösteremezsiniz. Tanımadığınız kadınlara sosyal medyada şurada burada sürekli ısrarlı mesaj atamazsınız. Hele hele fotoğraf göndermek, abuk sabuk fotoğraf göndermek suçtur. Şikayet etmiyorlar genelde ama şikayet olursa hapse girebilir bunu yapan. Gerçi o zaman da savunması hazır. Ben onu kardeşim gibi görüyorum ama bu hiç önemli değil. Önemli olan bu konuda kadının ne düşündü. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rus birliklerinin Ukrayna'nın tamamını terk etmesi çağrısında bulundu. Batı'nın daha fazla destek vermesini istedi. Ukrayna'daki savaş hepimizin savaşı. Kayıtsız kalamayız dedi. İtalya'da da Anayasa Mahkemesi çocuklara hem annelerinin hem de babalarının soyadının verilmesine hükmetti. Hükümet bu kararı destekledi, memnuniyetle karşıladı. Şimdi mecliste bir yasal değişiklik yapılacak ve önümüzdeki süreçte İtalya'da doğan çocuklara sadece babanın soyadı verilmeyecek. Hem annenin hem de babanın soyadı verilecek. Hangisi önde yer alacak o konuda tartışma çıkarsa mahkeme ayrıca karar verecek. Sen 9 ay karnında taşı, emziri büyüt, ondan sonra soyadını sadece mahkeme kararıyla verebil. Bazı geleneklerin değişmesi zor ama İtalya önemli bir adım attı. Şair Cemal Süreyya'nın asıl adı Cemalettin Seber'di. Adını kısalttı, Cemal yaptı. Soyadını da Süreyya olarak kullandı. Süreyya tek Y harfiyle yazılıyor ama aslında iki Y vardı. Bir gün iddiaya girdi. Birinin telefon numarasını hatırlayacağını söyledi. Hatırlayamazsam dedi, adından bir harfi atarım. İddiayı kaybetti. Hangi harfi atsam diye düşündü ve iki tane olandan birini atayım. Bu daha mantıklı dedi. Bir telefon numarası için değer mi derseniz kimin numarası olduğuna bağlı. Çünkü unuttuğu numara güvercin kanın numarası. Güvercin kanadından türetilen bir sözcük oyunuydu bu. Senin bir havan var, beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. İnsan bu şiiri yazdığı kişinin numarasını unutur mu? Hepsinin arkasında bir hikaye var. Annesi çok küçükken ölmüştü Cemal Süreyya'nın. Babasını trafik kazasında kaybetti. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum yazdım. Erzincanlıydı, ekmek derdindeydi. Şairlikten geçinilmediği için darphanede çalışıyordu. Müdür oldu. Bir gün yolsuzluk yapıldığını tespit etti. Ankara'ya dilekçe yazdı. Cevap gelmeyince bir daha yazdı. Sonra bir daha yazdı. Bakan kalktığı denetlemeye geldi. Ama bir tuhaflık vardı. Cemal Süreyya ile konuşmuyor, yüzüne bile bakmıyordu. Başka herkesle görüştüler, Ankara'ya geri döndüler. Ve bakan darphaneyi denetledim dedi. Çok pisti. Müdürü görevden alıyorum. Cemal Süreyya bunu duyunca bir basın toplantısı düzenledi. Doğru dedi. Darphane, bakan beyi burayı denetlediği esnada tarihinde ilk defa kirliydi. Görevden alınması isabet olmuş, şiire daha fazla zaman bulmuştur. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Sadece bu iki dize bile dünyanın tüm darphanelerinde basılan, tüm banka hesaplarına yatırılan tüm paralarına değişilmez mi? Hoşçakalın.